Silindirli likitlerin bir evi davetsiz misafirlerden koruyacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hırsızlıkların %60'ı meskenlere zorla girerek yapılıyor. Demek ki bu insanlar iyice kilitlenmiş olsa bile evinize nasıl gireceklerini biliyorlar. Haneye tecavüz vakalarının %30'unda ise hırsız doğrudan kilitlenmemiş bir kapıdan veya pencereden giriyor. Hırsızlıkların %65'i sabah 6 ile akşam 18 arasında, yani tam da işte olduğunuz saatlerde gerçekleşiyor. Deneyimli bir hırsız bir konuta zorla girmeden önce o yeri haftalarca değilse bile günlerce gözetliyor. Programınızı ve günlük alışkanlıklarınızı inceledikleri için ne zaman gideceğinizi ve ne kadar süreceğini tam olarak biliyorlar. Bu bilgiyi sizi uzaktan seyrederek ya da mesleklerinin başka inceliklerini kullanarak elde ediyorlar. Bugünlerde hırsızların en sık yaptığı şeylerden biri ön kapının koluna bir ip bağlayarak onu yakınlardaki bir duvara veya kapı kasasına sabitlemektir. Bu ip öyle ince ki özellikle bakmayan biri onun farkına bile varmaz. Hırsızlar bu ipi inceleyerek yaşam düzeninizi anlayabiliyorlar. Bu ip işe, spor salonuna gitmek veya hafta sonu kaçamağı yapmak için evden ne zaman ayrıldığınızı ve elbette eve ne zaman döndüğünüzü ortaya koyabilir. Ellerinde bu bilgi olduktan sonra mükemmel soygunu planlayabilirler. Deneyimli hırsızların kolay hedef olan evler için bir kontrol listesi vardır. Birincisi, kapılarınızı ya da pencerelerinizi kilitlemeden bırakıyorsunuz. Evi kilitlemek, üzerinde düşünmeden yapılan basit bir eylem gibi gelse de birçok kişi bunu yapmıyor. Yüksek çitler ya da sessiz sakin mahalleler yanlış bir güvenlik hissi vererek rehavete kapılmalarına neden oluyor. Kim bilir, belki de hemen şu köşedeki dükkana gidip geleceğim 5 dakikada ne olabilir ki diye düşünüyorlar. İster inanın ister inanmayın, bu süre hünerli bir hırsızın içeri girerek değerli eşyalarınızı alıp çıkmasına yeter de artar. Eviniz gün boyu boş kalıyor. Hırsızlıkların gece olduğuna dair yaygın bir yanlış kanı var. Oysa geceleri çoğu kişi evinde oluyor. Bu da hırsızın yakalanma riskini arttırıyor. İşlerini herkesin işte veya okulda olduğu gündüz saatlerinde görmek onlar için çok daha güvenli. Sosyal medyada pahalı şeyleriniz ya da gösterişli tatiliniz hakkında resimler ve gönderiler paylaşıp duruyorsanız bir gün evinizden değerli bir şeylerin eksildiğini görünce şaşırmayın. Kendinizi hırsızların hedefine koymamak için yapabileceğiniz belli şeyler var. Bir ev güvenlik ve gözetleme sisteminden daha iyisi yoktur. Bir soyguncu bir alarm ve çalışan bir kamera olduğunu fark ederse büyük ihtimalle evinizi olası hedef listesinden silecektir. Basit bir dikkat köpek var tabelasının hırsızlığı önlemedeki etkisine inanamazsınız. Gerçi gerçekten bir köpeğiniz varsa bu çok daha iyi olur. O yüksek çitler ve evinize biraz mahremiyet sağlayan o sık çalılar aleyhinize de çalışabilir. Elbette komşularınız arka bahçenizde neler yaptığınızı göremez. Fakat o çitler aynı zamanda siz yokken kendini evinize buyur ettiğini komşunuzun görmesini de engeller. Evinizin etrafındaki alanı açmayı bir düşünün. Böylece eviniz çok ıssız görünmez. Siz de şu cüzdanını ve anahtarlarını ön kapının yakınlarında bir kasede tutanlardan mısınız? Evet, dışarı çıkarken her şeyin hemen orada elinizin altında olması güzel bir şey. Ancak gece bir hırsız evinize girerse onun değerli şeyleri alıp sessizce çıkıp gitmesini kolaylaştırmış olursunuz. Araba anahtarlarınızı ve cüzdanınızı geceleyin saklayabileceğiniz en iyi yer yatağınızın yanıdır. Güvende kalın.